Merhaba, piyasa hattı başlıyor. Ben Burcu Kıratlı. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yoğun bir hafta diyoruz. Bu haftanın başlangıcında aslında haftaya vergi konusu ve vergi tartışmalarına yine başladık. Özellikle yurt içi tarafta. Yurt dışında ise gündem daha çok Amerika ve istihdam rakamları üzerine yoğunlaşıyor. Ve bir taraftan bugün Avrupa piyasalarında enflasyon rakamlarını takip ettik ki haftanın başında da aslında dün de bölgeden gelen seçim haberlerine yoğunlaşmış daha çok piyasalar. Avrupa piyasaları genel anlamda bugün olumlu seyrini sürdürüyor diyebiliriz ama Asya tarafından gelen şöyle bir bilgilerle harmanlayacak olursak aslında biraz da karışık bir günü yaşıyoruz ve daha çok Amerika'dan gelecek olan verilere odaklandığını söyleyebiliriz bu hafta için özellikle piyasanın. Ve bir taraftan da özellikle Avrupa'nın Black Hole olarak kabul edilen, Jackson Hole olarak kabul edilen Avrupa'nın Sintra kentinde yapılacak olan toplantı ve buradan gelen yine açıklamalar önemli olacak diyeyim ve yine gündemi ilk önce Borsa İstanbul'a çevirelim. Çünkü dün Borsa İstanbul güne biraz da moralsiz başlamış. Şimdi o moralin biraz daha böyle alımlarla telafi etmeye çalışıyor ama şu anda gelen alımlar aslında çok da destekleyici boyutta da değil henüz şu ana kadar gelen alımlar. Borsa İstanbul biraz daha bant hareketi içerisinde sıkışmış bir günü yaşadığını söyleyebiliriz. 10.300 ila 10.500 arasındaki hareketler önemli değil mi? Direkt rakamlara döneyim şu anda. BIST 100'e baktığımız zaman tam olarak o dediğim gibi 10.337 puanda 10.000'de 6'lık yatay bir görünüm söz konusu. Dolar TL ise 32.70'te. 1000'de 1.5'luk bir yükseliş var. Euro TL tarafında düne göre biraz daha sakin. 35.11'den işlemlerin geçtiğini takip ediyoruz. 10.000'de 4'lük yatay bir hareket var. Parite ise bugün yine gevşiyor. Dün hatırlanacak olursa 1.0750'lere kadar hareket yapmıştı. Ancak bugün yine geri çekildiğini görüyoruz. 1.0716 seviyesinde. Bunda biraz da az önce dediğim gibi enflasyon rakamlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 1000'de 2'lik bir düşüş söz konusu. Amerika'ya gidiyoruz. Dün yine aslında piyasalar olumlu kapatmıştı. Bugün biraz daha karışık görünüm olsa da burada da buradaki hareketin sebebinin Amerika 10 yıllıkları olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 4.50'ye kadar gitmişti. Şu an biraz daha 4.47 seviyelerine 10 yıllıklar ama buradaki hareket özellikle ABD vadelilerinde bir miktar satışa sebep olduğunu görüyoruz. Dow vadelisi 39.377 puanda 1000'de 3.5'luk bir düşüş var. Nasdaq vadelisinde satış biraz daha derin 19.955 puanda. S&P ise 5.511 puanda olduğunu görüyoruz diyelim. Orada da 1000'de 4'lük bir düşüş var. Buradan gidiyorum her gün olduğu gibi Integral'e. Deniz Karaca bizi bekliyor. Yurt içi piyasalar uzmanı. Deniz merhaba. Borsa İstanbul yatay böyle 10.300 üzerine tutulmaya çalışan bir görüntü sergiliyor ama haftanın genelinde de ciddi haber akışları yok enflasyon haricinde. Sen neler söylersin? Genel olarak beklentileriniz neler? Merhaba Burcu, iyi yayınlar diliyorum sana da. Evet, Temmuz ayına satıcılı bir sayıyla başladık ve %2.86'lık bir kayıpla da 10.343 puandan tamamladı dün endeks günü. Özellikle dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın kazanç vergisi üzerine çalışıyoruz açıklamasının etkili olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Suriye sınırındaki karışıklıkların da artmasıyla beraber panik satışlarının yaşanmasına sebep oldu. Bugün ise güne alıcılı başladık. Tepki alımlarını görüyoruz ancak volatil hareketler de devam ediyor. Bu gibi dönemlerde de aslında yatırımcıların kredili işlemlerinde ve kaldıraçlı işlemlerinde daha dikkatli olmasında fayda olduğunda altını çizmek isterim. Diğer taraftan Merkez Bankası enflasyonla mücadelesinde sıkı para politikasını devam ettiriyor. Normalleşme süreci devam ediyor. Gri listeden çıkışın da bu sürece olumlu katkı sunacağı kanısındayım. Bununla beraber 19 Temmuz'da Moody's'in not değerlendirmesi var. Not artırımına gidilmesi halinde endeks de bunu fiyatlayabilir ve hem gri listeden çıkışımız hem Moody's'in not artırımının gerçekleşmesi durumunda yabancı ilgisinin artacağı beklentisiyle beraber orta ve uzun vadede olumlu görüşümü koruduğumu da söyleyebilirim. Ekonomik takvimde ise az önce sen de bahsettin. Yarın çarşamba günü Haziran ayı enflasyon rakamlarını karşılıyor olacağız. Dikkat çeken konu aslında yıllık oranın düşüş kaydetmesi olacaktır. Teknik anlamda ise 50 günlük ortalaması olan 10.300 seviyesinin altında oluşabilecek kapanışlarda güçlü teknik destek bölgesi olan 10.000 seviyesi bulunuyor. Buna karşın satışların 10.300 seviyesinde karşılanması halinde yukarı yönlü tepkilerin izlenmesi beklenebilir. Teknik göstergelerde eğilim aşağı yönde ancak henüz sat sinyali üretmedi. Dolayısıyla bu bölge yakınlarından dönme ihtimali bulunuyor. Ancak 10.300 seviyesinin altında günlük kapanışların oluşması ise bu ihtimali bir miktar daha zayıflatacaktır. Deniz çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum.
Araya gideceğiz ama öncesinde yayın akışını paylaşmak istiyorum, konuklarımı paylaşmak istiyorum. Invea Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ile konuşacağız efendim. Piyasadaki güncel değerlendirmeleri, kendisinin değerli görüşleriyle alacağız. Daha sonrasında Bia Trend CEO'su Özgür Umut Eroğlu bizimle birlikte olacak ama önce reklam. Piyasa hattı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Invea Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı bizimle birlikte olacak. Eral Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Burcu Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eral Bey, şimdi ilk önce malum konudan başlamak istiyorum. Hepimizin bildiği, dün piyasalarda satışı başlatan, ilk hareketi, ilk taşı atan unsur diyelim. Vergi konusu. Şimdi vergi konusunu şöyle bir enine boyuna borsa cephesinden ele almak istiyorum. Fakat bunun altında yatan sorun da aslında şu. Şimdi bir süredir Mayıs ayından bu yana daha çok, özellikle tabii daha yoğun şekilde Mayıs ayında yabancının da sattığını gördük. Şimdi bu vergi konusu acaba zaten hali hazırda yabancıyı çekemediğimiz bir noktada borsa için satışa sebep mi oldu? Yani bunun zaten borsa gidemiyordu da vergi konusu bunun bir altını dolduran kısım mı oldu? Yoksa zaten borsada değerlemeler biraz daha işte pahalıydı da endeks bu yüzden mi gidemiyordu? Bu konuyu bu açıdan böyle yaklaşmak istiyorum. Çünkü şu an vergi konusu gündemde olduğu için işte bazı analistler işte belli seviyeleri geçemeyecek diyorlar. Yaz rehavetine girer borsa diyorlar. Sizin kapsamlı görüşünüz bu konuda nedir? Güzel bir soru, geniş de bir soru. Şimdi bir kere borsaya pahalıydı demek ya da şu anda pahalı demek haksızlık olur. Hisse senedi fiyatlarını genel olarak normal, hatta normalin bir parça altında kabul edebiliriz. Fakat sorun şu, Borsa İstanbul o Mayıs ortasına kadar gerçekleştirdiği kuvvetli yükselişte dünya borsalarından ayrıştı. Çünkü bugünkü veriler üzerinden gidersek dünya borsaları ortalama yıla başladıkları değerde. Herhangi bir prim kaydetmediler. BIST yanılmıyorsam hala %25 yukarıda. Doğru. Şimdi dezavantaj burada ve bence küresel fonların BIST'te ağırlıkla satıcı olması, geride bıraktığımız 1,5 aylık, 2 aylık bölümde ağırlıkla bu faktörden kaynaklanıyor. Ne olur peki şimdi bu vergi konusu nasıl etkiler? Ben filmi çok ileriye sarıyorum. 9 ay sonrasına, 9 ay sonra dönüp bugünlere baktığımızda veya sonbaharda eğer çıkacaksa Ekim'de meclis yeniden açıldığında ikinci bir paketle borsaya vergi, bu eğer çok yüksek bir oran olmayacaksa, %10 civarı bir stopaj olacaksa, hatta maksimum %10 diyelim, 15 olursa rahatsız olur yatırımcı. Ama %5, %10'luk bir stopajın ben 9 ay sonra geriye dönüp baktığımızda çok fazla bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. İşlem vergisi gelirse hala belli olmuyor. Çünkü biz şu anda rotayı muhtemel bir stopaja çevirdik. Ama bundan birkaç hafta önce işlem vergisi üzerinde duruyordu. Oran üzerine epey bir ne diyelim yoklama yapıldı adeta piyasayla. O bence daha zarar verici bir şey. Çünkü likiditeyi azaltır. Yani mesele burada günün içinde işlem yapan işte robotların işlem yapmasına fırsat verip vermemek değil. O robotlar kenara çekildiğinde işlem maliyeti çok yükselirse likiditesi azalır ve likiditesi azalan bir varlık, bu BIST için de geçerli. Diğerleri için de görece %15 değer kaybeder kalıcı bir şekilde. Ama ben stopaja yerel tasarruf sahiplerinde ilk başta tabii tepki gösteriyorlar. Bunlar normal ama zaman içinde %10 çok da büyük bir oran değil deyip doğal karşılayacaklarını düşünüyorum. Zaten elde edilen birçok geliri kamu kendi penceresinden bakarak vergilendirmeye çalışıyor. Onun bir düşümü. Yalnız biz dün başladı bu satış. Henüz bittiğini söyleyemeyiz. Vergi açıklamasının, sinyalinin tetiklediği satış diyelim. Bu birkaç gün daha devam edebilir. Belki biz endekste 9800 puanın dahi test edildiğine şahit olabiliriz. Bu olur mu? Yoksa 10100 civarında yeterli mi olur bu satış? Belki orayı da görmeyebilir. Bence buna yerel tasarruf sahiplerinin tavrı belirleyici faktör olmaya aday.
Çünkü ilk sert satış geldiğinde dün, şimdi bugünkü kapanışa bakacaklar. Momentum yatırımcısı diyebileceğimiz herhangi bir yönde bir varlığın fiyatı hızlı bir değişim yaşadığında o yönde pozisyon alan epey bir yatırımcı var Türkiye'de. Ve bunların dikkate değer bir bölümü de hisse senedi fonlarında. Şimdi onların verilerini inceledim. Ne son bir ayda ne son bir iki haftada hisse senedi fonlarında herhangi bir çıkış yok yeraltı sarf sahiplerinde. Şimdi dün başlayan satış bir miktar çıkışa neden olur mu olmaz mı? Bunu kestirmek güç bence olup olmayacağı endeksin bu yakın vadeli hareketinde de etkili olacak. Sonra muhtemelen önce bir dengelenme, arkadan ufuktaki not arttırımı 19 Temmuz'da o da kuvvetle muhtemelen gerçekleşecek. Endeksin yeniden yukarıya gitmesini sağlamaya aday ama 330 dolar, 335 dolar veya TL konuşursak 10.800, 11.100 aşılabilir mi? Ben Ağustos sonuna kadar olan bir vadeyi kastederek bunu ifade edeceğim. Olasılığı düştü bence aşılmasının ama var hala masada. Yani pekala biz, örneğin bir senaryo yazayım size. Lütfen. Küresel piyasalarda zayıf bir sayı var 4-5 haftadır. Bu tek list değil bunu yaşayan. Çok piyasa pozitif bir enflasyon gerçekleşmesinin önümüze çıktığını varsayalım bu ay içinde. Diğer verilerin de destekleyici geldiğini, Fed'den de çok yapıcı açıklamalar geldiğini, yani özellikle pozitif bir senaryo yazıyorum. Ve borsa endekslerinin, çünkü geçen sene çok kuvvetli bir yükseliş olmuştu Temmuz'da. Bir önceki yılda öyle. %10 yukarı gittiğini düşünelim. Şimdi biz de senaryo yazarken dış piyasaları olayın dışında tutamayız. Bence bu noktada borsa vergi sinyallerini unutup 10.800, 11.000'i aşıp 11.800'lere kadar dahi gidebilir. O yüzden hani olasılığı azalsa da bu iyimser senaryoyu da dışlamamak gerekiyor. Biz daha sonra meclisin açılma tarihi yaklaştığında belki yeniden bu konu gündeme geldiğinde ikinci bir fiyatlamasını yaşarız. Ama 3-4 ay boyunca vergi sinyalinin borsanın etkisinin altında kalması bence sürpriz olur. Peki Neral Bey, şimdi yazdığınız bir tweetten ben de hem de ilham alarak da soruyorum. Ben de analizlerimde de kullanıyorum. Özellikle BIST tüm endeksi ile ilgili sorum. Çünkü bizi izleyen yatırımcılar da şöyle sorular da bana soruyorlar. Endeks işte 10.300'lerde ama aslında belli şirketlerle ilgili hissedilen 7.500-8.000 seviyesine desek belki yanlış olmayacaktır. Oldukça BIST tüm endeksinde negatif bir ayrışma vardı yılbaşından bu yana. Hatta siz de şöyle yazmıştınız. Bu oran 4'ten 3.27'ye geriledi diye. Şimdi buradan sonraki bu BIST tüm için soruyorum. En kötü geride kalmış ve yılın ikinci yarısında daha şanslı olabilir mi BIST tüm endeksi? Ve bunun altını neyle doldurmak lazım? Çünkü hala yüksek faiz ortamındayız aslında. Hala enflasyon muhasebesinin etkilerini de bir taraftan konuşuyoruz. Bu hisseler için tetikleyici senaryo ne olabilir? Bence daha böyle kalabalık şekilde, ailece bir kuvvetli rally yılın son çeyreğine kalabilir. Fakat o yaşadığı ciddi negatif ayrışmayı evet ben BIST 100'le kıyasladığımda geride bıraktığını düşünüyorum. Artık o küçük şirketlerde, BIST 100 dışı şirketlerde iskontolu çokça seçenekle buluşmak mümkün. Yani bundan birkaç ay önce bunu ifade edemiyorduk. Bir de yani serzenişte bulunan yatırımcılara, yani endeks 7.000'ken ki değerinde benim şirketim diyen yatırımcılara şunu öneririm. Tabii bunu yatırım yapmadan önce uygulamaları daha doğru olur. Hissenin fiyatı bölü endeksin fiyatı deyip geriye dönük 5 yıllık veriyi görmeleri lazım. Yani sadece 6 ay önce endeks şu seviyedeydi, bu hisse bu seviyedeydi demek 6 ay önceki referans noktanızın doğru olduğunu varsaymaktır. Ama bu yanıltıcı olabilir. Belki de 6 ay önce o şirket çok pahalıydı. Bundan korunmanın yolu herhangi bir tarihi referans almak yerine genel olarak endekse oranı kaçmış deyip mümkünse 5 yıllık vadedeki dalgalanmaya bakmak. Ben dediğim gibi yakın vadede hisse bazı hareketleri daha fazla görebileceğimizi düşünüyorum. Gerek küçük şirketlerle gerek sanayi endeksinde. Yani hizmet ve banka bence biraz yukarıda kaldılar şimdi. Ve olası negatif endeks senaryolarında da bu iki cephe daha fazla bundan maliyet bulma riskiyle karşı karşıya. Ama hani toplu bir hareket için
belki de o hisselerin büyük yatırımcılar tarafından yavaş yavaş satın alındığı bir o hisse toplama evreleri denir. Belki bir 3-4 ay böyle geçebilir ama ben son çeyrek belki 2025'in ilk çeyreği de o bölümde çok daha güçlü performansları hepsinde değil ama büyük dikkate değer bir kısmında görebileceğimizi düşünüyorum küçük şirketlerin. Peki o zamana kadar daha çok revaçta olan hangi sektörler olacak yine? İşte az önce dediğiniz banka ve hizmet biraz daha aslında hızlandı ya da işte daha çok primlendi diye. Ama yine işte momentum olduğunda yatırımcı oradan devam ediyor. Yabancı yatırımcı özellikle. Belki de bunun sebebini bunu likidite ile açıklıyoruz ama bunun yanında başka ne koyacağız Erhal Bey? Yani iletişim koyduk, işte sigortacılığı koyduk, bir miktar perakendeyi koyduk ama hep aynı sektörleri mi konuşacağız tekrar? Beni tanıyan yatırımcılar genelde böyle aşırı iskontonun peşinde koştuğumu da bilirler. Tabii bizde de ben sürekli tarama yapıyorum. Ve tarama yaptığımda yani benim herhangi bir ön yargım yok. Endeks 30, 100, 300 yani şu çok yanlıştır. Biz endeks 30 yatırımı yapıyoruz. Neden? Daha sağlam olduğu için. Çok yanlış. Yani endeksler bu yurt dışında da böyle. Birçok faktöre göre belirleniyor endekste yer alacak şirketler. Ama önemli bir faktör işlem hacmi. Şimdi kimin işlem hacmi artar? Güçlü bir yükseliş kaydeden şirketin işlem hacmi artar. Sürekli endeks değişimleri görüyoruz. Endeksten çıkanlar niye çıkar? İşlem hacmi düştüğünde çıkar. Ama iskonto da oluşur işte orada. Şimdi ben daha fazla küçük şirketi bulabiliyorum artık bizde. Sanayide de bulabiliyorum. Hizmet tarafında zorlanıyorum. Bankalarda hiç bulamıyorum. Yani çok ciddi bir performans oldu. Ya benim önerim şu, toplu halde sektörler olarak tescillemek yerine şirket şirket kıyaslama yapmak daha doğru. Yani A sektöründeki bir şirketle B sektöründeki farklı bir şirketi kıyaslamak yanlış değildir. Sizin elinizdeki kaynakla alabileceğiniz sıfır veya ikinci el bir araçla dahi o şirketi kıyaslayabilirsiniz. O yüzden yani ipucunu verebileceğim, şu sektör benim çok ilgimi çekiyor diyebileceğim inanın bir şey yok. 21 ayrı Türkiye'de hisse senedinde yönettiğim yatırım fonunda pozisyon aldık, yatırım yaptık bu bayramdan önce. Çok farklı sektörlerden, hiçbir sektörle bir yoğunlaşma yok. Yani o Metalana endeksini öne çıkarmıştık, yanılmıyorsam 1,5 ay kadar önce. Fakat güçlü bir pozitif ayrışma kaydederek aslında o görece aşırı iskontolu olma özelliğini o sektörle yitirdi. Kötü mü şu anda? Hayır ama normal. Yani diğer sanayi şirketlerinden farklı değil. Evet, çok ben not aldım kendimce. Artık belki ben ezberden sektör söylemek yerine şirket şirket analiz yapıp hem sektörü irdelemek hem şirketi irdelemek çok daha mantıklı bir yatırım kararı olacaktır diye söylüyorsunuz. Böyle özetleyebilirim herhalde bu düşünceyi Erhal Bey. Bunun haricinde bir de bunun yanına genel resime şöyle bir çerçeve koyacak olursak Avrupa piyasaları ve Amerika'yı da sormak istiyorum. Şimdi Amerika'da seçim dönemine yaklaşıyoruz. İngiltere'de yine seçime yaklaşıyoruz. Avrupa'da seçimler geride kaldı gibi bir görüntü var ama buradan sonrası piyasalar böyle hani nasıl derler yokuş aşağı gibi bir görüntü olabilir mi? Son iki dakikamız ama şöyle bir resim koyacak olsak ortaya bizi ne bekler? 2021 kapanışından bugüne 2,5 yıl Avrupa borsalarında dikkate değer bir artış olmadı. Yani dolar bazında baktığımız zaman çok çok sınırlıdır. Bence 7 Temmuz'da Fransa seçimi ikinci tur geride kaldıktan sonra o cephede bir rahatlanma yaşanacak gibi görünüyor. Amerika'ya iki ayrı kanat halinde bakmak lazım. Yani o büyük şirketler, popüler şirketler konusunda ben ihtiyatlıyım. Ama geride kalan orada da çok şirket var. Ve birkaç zayıf veriyle kimsenin bugün öngöremeyeceği şiddette rally yaşayabilecek. Yılbaşına göre %30-35 değer kaybı yaşamış çok fazla seçenek var. Orada yani bir büyük kalıcı düşüş olacağını ben doğrusu düşünmüyorum. Erhal Bey çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli ve çok faydalı, çok derinlikli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için diyorum. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Erhal Karayazıcı bizimle birlikteydi. Şimdi gidiyoruz. Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu yayınımızda. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Burcu Hanım. Sesinizi biraz az duyuyorum.
biraz daha yükseltmeye çalışayım. Şu an daha iyi diye düşünüyorum. Özgür Bey, ben bu ilk Free Point anlaşmasıyla başlamak istiyorum. Çünkü önemli bir anlaşmaydı sizin için. Biraz aslında şartları da sizden de duymak da istiyorum. Özellikle tabii bu anlaşmayla birlikte elde edilecek gelir ve elde edilecek gelir bu yılın bilançolarına yansır mı? Ne ölçüde yansır? Ve özellikle term sheet'te yer alan gelecek projeler olarak tanımlanan projeler neleri kapsıyor? Bize bu bağlamda biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. İyi günler dilerim Burcu Hanım tekrar. Çok teşekkürler. Esasında potansiyel bir ortaklığın ilk adımı olan bir bağlayıcı olmayan term sheet imzaladık 24 Haziran tarihinde ve bunu da aynı gün Kaplan yatırımcılarımızla paylaştık. Tarafları Biotrend Çevre Enerji Yatırımları AŞ ve İngiltere merkezli Free Point Ecosystems International Limited. Bu ortaklığın amacı esasında stratejik bir yatırım şirketi kurmak ve bu şirket Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya coğrafyalarında toplam 250 bin ton yıl kapasiteli piroliz yağı üretecek plastik ileri dönüşüm yatırımı yapsın. Bunu yapmak için gerekli projeleri geliştirsin. Daha sonra da geliştirdiği ve yatırımını yaptığı projeleri işletsin. Bu amaçla bir araya gelen iki şirket ve bunun içinde bağlayıcı olmayan bir term sheet imzalandı. Bu term sheet'e baktığımız zaman gördüğümüz en önemli şeyler şunlar. Birincisi Freepoint, Biotrend ana şirkete %10 civarı ortak olma kararı veriyor. Daha sonra Freepoint'in %10 ortak olmuş olduğu Biotrend ana şirket, yani BioN, %50-50 ortak olacakları bir stratejik yatırım şirketi kuruyorlar. Ve Aliağa'da yapacağımız plastik ileri dönüşüm projesi dahil olmak üzere 250 bin ton civarında yapacağımız bütün yatırımlar ayrı ayrı SPV'ler halinde bu yeni kurulacak, %50-50 kurulacak stratejik yatırım şirketinin altına geliyor. Bu stratejik yatırım şirketinin 5 yıl içerisinde 250 bin ton kapasiteye çıkacağı ve tahminen 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını bekliyoruz. Bu 1 milyar dolarlık yatırım içinde stratejik yatırım şirketine %50-50 ortak olacağımız her iki şirket 100'er milyon dolar aynı ve nakdi olmak kaydıyla sermaye enjekte edecekler. İmzalanan bağlayıcı olmayan term sheet'in ana hatları bunlar. Bu gelecek olan para yani tahsisli sermaye yöntemiyle gelecek büyük ihtimalle BioN şirketine. Oradan kurulacak olan stratejik yatırım şirketine, oradan da yatırımını yapacağımız Aliağa ileri dönüşüm projesine yani Biotrend ileri dönüşüm şirketine SPV'sine sermaye olarak gelecek. Dolayısıyla bunun bu sene içerisinde yaklaşık birkaç ay içerisinde due diligence sürecinin bitmesini bekliyoruz. Ardından da gerekli olan diğer anlaşmalar yapılarak zaten biz Aliağa'da paralelinde işlerimizi yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Ardından da gerekli olan aksiyonlar alınacak. Birazcık Freepoint'ten de bir bahsedeyim ben isterseniz. Çünkü Freepoint ekosistem sırf bu amaçla kurulmuş bir şirket. Yani şirketin kuruluş maksadı piroliz yağı üretmek üzere dünya çapında yatırımlar yapmak. Onun ana hissedarı Amerika menşeli Freepoint Commodities adlı bir şirket. Onun da ana hissedarı 35 milyar dolar sermayeli Stonepoint Capital isimli private equity şirketi. Freepoint Commodities'in dünya çapında 15 ofisi, 700 çalışanı var ve emtia ticareti yapıyor. Bu Freepoint Ecosystems'ı da yakın zaman önce kurmuşlar. Amaçları dediğim gibi piroliz yağı üreten kimyasal plastik ileri dönüşüm yatırımları yapmak. Halen de Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ve Güneydoğu Asya'da yatırım planları devam ediyor. Özellikle Ohio'da bu sene tamamlamayı düşündükleri 90 bin tonluk kapasiteli bir yatırımları var. Ardından Arizona, Belçika ve İspanya olmak kaydıyla diğer yatırımlarını da hayata geçirmek planları var. Şimdi bunun tam olarak hayata geçirilmesini aslında biraz da alınan izinler vesaire neticesinde aslında
üçüncü çeyrek sonu ya da işte ikinci çeyreğin bittiğini düşünürsek, üçüncü çeyrek sonuna doğru tam olarak tamamlanacağını söyleyebilir miyiz? Bu kapasite artışının ve finansalları etkisinin belki son çeyrek ya da 2025 başında daha çok etki yaratacağını söyleyebilir miyiz? Şimdi biz şu anda bu ortaklık altında yapacağımız ilk yatırım, Ali Ağa'da yapacağımız 55 bin tonluk piroliz yatırımı. Hı hı. Bunun finansman kapanışın bu senenin son çeyreğinde olmasını bekliyoruz. Hı. Finansman kapandıktan sonra ki bu yaklaşık 230 milyon dolar hard capex'i olan bir yatırım Ali Ağa'da yapılacak. Bu yatırımın finansmanı kapandıktan sonra 30 ay civarında bir inşaat süreci olacak. Ve 2027 yılının ilk yarısında ticari olarak işletmeye geçecek ilk yatırımımız. Bunun beraberinde 250 bin tona ulaşmak için 5 yıl içerisinde diğer yatırım stratejilerimizi ve planlamalarımızı da zaten buna paralel olarak yapıyor olacağız. Özgür Bey, biraz da bilanço ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman enflasyon muhasebesi dahil etkilere, satış gelirleri aslında enflasyon muhasebesi etkilendiğinde bile yatayda kaldığını söyleyebiliriz en azından satış gelirlerinin. Ama işte FABÖK'te ve brüt kârda da belli bir oranda işte dengelenme diyelim ama net kârda yıllık bazda %67'lik bir artış olduğunu görüyoruz. İkinci çeyrek performans tabii ki daha kamuya açıklanmadı ama genel anlamda enflasyon muhasebesinin etkileri olarak bir yılı düşünürsek siz finansal performansınız için ilk çeyreği baz alarak neler söyleyebilirsiniz? Burcu Hanım, şimdi esasında zor bir 2023 oldu. 2024'te zor başladı, zor devam edecek. Özellikle bizim gibi dolar kazancı olan şirketler dövizin olması gerektiği yerde olmaması ve enflasyonun yüksek gerektiği hızla düşmemesinden kaynaklı marjinlerinde erime riskiyle karşı karşıya ve bütün mücadelemiz bununla ilgili. Dolayısıyla benim ajandamın en tepesinde de operasyonel verimlilik ve karbon kredisi satışları var. Çünkü bu her ikisi bizim marjinlerimizi olması gereken ya da olması gerekenden daha iyi yerde tutmamız için önemli olan unsurlar. 2023 finansallarını bütün bu zorluklara rağmen iyi bir şekilde kapattığımızı ve bunları açıklamıştık yatırımcılarımızla. 2024 ilk çeyreğimizi açıkladık. Henüz 2024 ikinci çeyrek açıklanmadı. İlk çeyrek rakamlarımızı özellikle TMS 29'suz yani bağımsız denetimden geçmemiş rakamlar olarak açıklıyorum. Çünkü ötekisi birazcık daha kafa karıştırıyor. Tabii. Böyle baktığımız zaman bizim bir önceki senenin ilk çeyreğiyle kıyasladığımız zaman ciromuzun %70, FABÖK'ümüzün ise %60 artışla sırayla 584 milyon TL ve 137 milyon TL'ye çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda üretimli rakamlarımızın da bir önceki senenin aynı çeyreğiyle kıyasla %19 civarında arttığını görüyoruz. Bunlar esasında bize yılın geri kalanına dair de bir işaret verse dahi biz 2024 yılının sonuyla ilgili öngörülerimizi hala yatırımcılarımızla paylaşmadık. Sebebi ise enflasyonun istenen hızla düşmemesi, doların ikinci yarıda nasıl bir hareket yapacağı ile ilgili öngörü eksiklikleri ve yatırımcılarımızı yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Ama bütün bunları söylememe rağmen şunu da söylemek isterim. Hı hı. Özellikle ikinci yarıda gerçekleşmesini beklediğimiz karbon satışlarımız, üretimimizdeki olası artışlar ve dolar TL'nin lehimize olacak şekilde bir hareketlenmesiyle birlikte tatminkar ciro rakamlarına ulaşacağımızı söyleyebilirim. Ve buna paralel olarak da EBITDA rakamlarımızın da olumlu şekilde etkileneceğini söyleyebiliyorum. Honeywell projesinin de operasyonel karlılığa olan etkisini biraz daha değerlendirecek olursanız, karbon satışlarına ilişkin kısmında bahsettiniz. Bu projenin de ileriye dönük gelirlerinize olan katkısını değerlendirecek olsanız neler söylersiniz? Honeywell projesi başlı başına tabii ki bizim bugüne kadar yaptığımız yatırım miktarının neredeyse 1,5-2 katı civarında bir yatırım projesi. Tamamlandığı vakit ciromuzu 2 kat, EBITDA'mızı 3 kat olumlu etkide bulunacak olan bir proje. Yaklaşık 2027 yılında bittiği zaman ortalama olarak 80 milyon dolar civarında ki ramp up süreci sonucunda 90 milyon dolarlara çıkacak bu rakam bir ciro ve %60'lar seviyesinde başlayan ve %68'lere doğru tırmanan bir EBITDA marjı ile hayata geçirmeyi planladığımız bir proje. Dolayısıyla 30 aylık inşaat sürecinin ardından proje tamamlandığı zaman biz bilançolarımıza, gelir gider tablomuza, bütün finansallarımıza oldukça ciddi anlamda etkisi olacak bir proje olacağını biliyoruz.
Biliyorsunuz projenin teşviği de var. Bu teşviğin de ciddi anlamda bir katkısı var. Hepsi bir araya geldiği zaman ve döviz getirici bir proje olacak. 5 ila 10 yıl arasında off-take anlaşmalarıyla gelirimizi güvence altına alacağımız bir proje olacak. Ve feedstock olarak da tamamını bizim var olan tesislerimizden sağlayacağımız bir proje olacak. Bu anlamda zaten Freepoint ortaklığı da bu minvalde gerçekleşti ve bunun üzerine ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci toplamda 250 bin tona ulaşıncaya kadar gerekli olan yatırımları Türkiye'de, Balkanlar'da ve Orta Asya'da yapıyor olacağız. Ama ilk yatırımımız Ali Ağa, bunun devreye girmesi 2027 yılının ilk yarı yılında olacak. Peki. Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün bana eşlik ettiğiniz ve yayınımıza katıldığınız için. Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu bizimle birlikteydi. Bir de son dakikamız vardı Özgür Bey konuşurken. Reel sektörün net döviz açığı 102.6 milyar dolar oldu. Bunu da paylaşmış olayım bu son dakikada. Seans notlarında tekrar birlikte olacağız. Şimdilik kısa bir ara.